Şimdi bu resim birazcık zor bir resim. Zorlayabilir. Lütfen yapamıyorsanız, hani videodan anlamıyorsanız, birazcık kendiniz uğraştığınız zaman belki yapacaksınızdır. Hemen ön düzleme bir skeç açalım. Nasıl başlayalım bu resme? Nasıl başlayalım arkadaşlar? Şimdi hemen ben alt daireyi orijinal olarak almak istiyorum. Çok güzel gözüktü gözüme, o yüzden. Şimdi çapı ne kadarmış bunun? İlk önce onu bir gireyim. 12 milim girmiş adam. Burası düz bu arada. Kağıt yamuk çıktığı için yamuk gibi görünüyor şu an. Ne yapmış? Bakın, dikkatli bakacak olursanız şu çizgiyi şuradan şöyle çekmemiş de, bakın merkezle çizginin arasında 2 milimlik bir uzaklık var, görüyor musun? O yüzden ona dikkat ediyorsunuz resme başlarken, ki skeciniz yanlış olmasın. Ha, başladıktan sonra yanlış olabilir. Düzeltiriz, sıkıntı yok. Şöyle şuradan şöyle bir yatay çizgi çekelim. Tamam. Şöyle çekelim. Buradan buraya kadar çizip böyle bir dikdörtgen çizeceğim. Şöyle. Da şöyle yap. Bakın, buradan yukarı çıkıyorum ve bunu birleştiriyorum. Evet, böyle olacaksın. Neden böyle oldum bakayım? Şeyler olabiliyor arada sırada. Şimdi bakalım. Ne istiyor bizden ilk başta? Diyor ki bu çemberle bu nokta arası 2 milim olsun. Bana 2 milim yap bunu. 2 milim yapalım. Otomatikman bakın çizgi uzunluğunu da kısaltıyor. Çünkü buradan bir parametre vermedik henüz. Başka başka başka. Başka bizden ne istiyor? Pardon. Özür diliyorum. Özür diliyorum. Bu parça arkadaşlar şöyle değilmiş. Bakın, iki tane çember varmış. Kusura bakmayın, ben görmedim. Kusura bakmayınız. Şöyle. Bunun çapı kaçmış? Bakın, bunun çapı 12, bunun yarı çapı 12'ymiş. Yani 24'müş bu. Şu şekilde. Tamam. Ne yaparım? Objeleri bu da derim. Yine ben bir şekilde yoluma bakarım. Sıkıntı yok arkadaşlar. Tamam. Hemen geliyorum. Bu noktadan yukarı çıkıyorum. Dik bir şekilde. Hop. Bunu da böyle uzatıp buraya sabitliyorum. Tamam. Bakın, dediğim gibi, neden gelip buraya bir tane çizgi deyip bu arayı doldurmadım? Bunun cevabını önceki derslerde verdim. İki ölçü vermek zorunda kalmayayım diye. Direkt bunu çekip buraya şak oturtuyorum. Tamam. Şimdi objeleri bu da diyelim önce. Şurayı güzelce bir temizleyelim. Evet, başka ne var? Şuradan bir radius 16'mız geliyor. Bakalım radius komutu çalışacak mı? Çalışmazsa ne yapmamız gerektiğini öğrenmiştik. Evet, çalışıyormuş. Şu şekilde hemen tak diye, bakın resmi bitirdik neredeyse. Şimdi üst tarafa da ne istiyor? Bunun aynısını istiyor bizden. Şöyle şöyle gelip, burası ne kadarmış arkadaşlar? Vermiş mi bize? Görebiliyor musunuz? Çok küçük olduğu için ben göremiyorum resmi. Herhalde şu noktadan şu noktaya kaç o ya? Gözükmüyor. Neyse, biz önce şunu bir çizelim de oradan zaten ölçüleri çıkacaktır kendisi otomatikman. Benim de gözlerim kusura bakmayın lütfen. Şu şekilde şöyle bir çember çizelim mesela, üst tarafı yapalım. R'si ne kadarmış? 12'ymiş. Hemen. Çapı 12 olan bir tane çember. Ne yapmış adam bunu?
Üst taraftan, alt taraftan uzaklığı bakın 70 milim vermiş. Güzel. Şöyle uzunluğunu vermiş mi bize? Vermiş mi? Bakın bu çemberin yatay bir uzaklığı herhangi bir yerde verilmemiş. Niye verilmemiş? Çünkü baktığınız zaman bakın ikisi de iki tane çember var ve bunların ikisi de aynı noktada. R'si 12 yazıyor bakın büyük çemberin yarıçapı 12 yazıyor. Bu ölçüyü böyle tutup saat gibi ibre gibi getirdiğiniz zaman bakın buradan bu nokta arası uzaklıkta 12 milim olacaktır o yüzden vermemiş. Tamam. İlişki çıkmadı. Bir daha yapalım. Şöyle, şöyle. Bu uzaklık ne kadarmış arkadaşlar? 12 milimmiş. Tamam. Resmi bitirdim artık neredeyse. Bakalım, 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 bakalım. Başka neyimiz kaldı? Başka neyimiz kaldı? Bir tane daha çap çizmek istiyorum. Buna da uzunluğu 24 milim verelim. Çünkü neden yarıçapı 12 idi? 24 milim. Bunu ne yapıyoruz? Hemen bir tane çizgiyle birleştirelim. Çünkü bu çizgiyi uzatmak gibi bir seçeneğim yok. Olsaydı yapardım biliyorsunuz. Evet. Şimdi. Köşeden aşağı doğru geliyorum. Ve burayı kestirelim mi böyle? Evet, sanırım burayı vermemizin zamanı geldi. Arkadaşlar burası 45'tir umarım. Ben 45 alacağım. Tamam mı? Siz şey yapın. Yani yanlışsa da kusura bakmayın. Şurayı bir temizleyelim. Ya da temizlemeyelim kalsın çünkü radüsle birleştireceğim burayı. Bakın hemen şu çapı yarı çapı 30 şey yarı çapı 15 olan bir tane çemberle birleştiriyorum. Evet de ki vermiyor çünkü objelerden birini yok edecek. Biz ne yapıyoruz? Yolu biliyoruz. Hemen şöyle şuradan 16 mı 15 mi ya? 15'tir umarım. Güzel çıkmamış çünkü skeçte kusura bakmayınız. Şöyle şöyle T diyorum. Şöyle bu iki çemberi T dediğim zaman bu işi bitireceğim ben. Objeleri bu da şak çek. Başka neyimiz kalmış? Şunları artık temizleyebilirim. Bunları temizleyebilirim. Olay tamamlandı arkadaşlar. Tamam. Ne yapıyoruz? Radius çalışmadığı zaman otomatikman kendimiz hallediyoruz. Şimdi başka nelerimiz kalmış? Sabahlarını çekelim. Şey, radüslerini çekelim. 12 milim buradan. Kaç milim? 13 milim de buradan çekiyoruz. Çok uğraştırdı çünkü bu resim bizi. Hemen ne yapmış mesela? Adam buradan uzunluğunu 7 milim vermiş. Buraya da 7 milim vermiş. Kenardan da et. Buradan da buraya 7 milim vermiş. Bir de buradan da burası 7 milimmiş. Güzel. Tamam. Şimdi ne yapmış? R'si 13, 13, 13, 13, 22. Hemen ne yapmış? R'si 13.
13, 13 vermiş. Bir de 22 mi vermiş? Hemen artık hızlıca yapıyorum. Burayı da 22 çektiğim zaman hop, resmim noktalanıyor arkadaşlar. Tamam. Gördüğünüz gibi resmimi noktalıyorum artık.